Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sistit hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız kanalımı büyütebilmem ve bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sistit, bazı ilaçlara, radyasyon terapisine veya kadın hijyen spreyi, spermisidal jeller veya uzun süreli kateter kullanımı gibi potansiyel tahriş edici maddelere bir reaksiyon olarak ortaya çıkabilir. Mesane enfeksiyonuna verilen diğer ad da sistittir. Bir diğer ismi mesane enfeksiyonudur. Çoğu zaman sistit nedeni bakteriler olabiliyor. Bakterilerin neden olduğu mesane enfeksiyonu dahil tüm üriner sistem enfeksiyonlarına idrar yolu enfeksiyonu da denilebilmektedir. Peki ama sistitin belirtileri nelerdir? İdrar yaparken yanma ve ağrı hissi, idrar yaparken güçlü, kalıcı bir istek, sık sık ancak az az idrar yapma, idrar renginde değişiklik, kokusunda artış, kötü idrar kokusu, pelvik ağrı, kadınlarda özellikle pelvisin merkezinde ve kasık kemiği çevresinde ağrı, alt karın bölgesinde yoğun bir baskı hissi veya hafif yüksek ateş şeklinde kendini gösterebilir. Peki ama sistit olduğunuzu anladığınızda ya da henüz anlamadığınızda ne zaman doktora gitmelisiniz? Bu da oldukça önemli detaylardan bir tanesi. Sırt ağrısı, böğür ağrısı, yanlarda ağrı, ateş, titreme, mide bulantısı, kusma gibi şikayetleriniz varsa aile hekiminize danışmalısınız. Eğer bu şikayetler yeni başlıyorsa ve hafifse idrar yolu enfeksiyonu başlangıcınız olabilir. Antibiyotik tedavinize rağmen bu şikayetleriniz tekrarlıyorsa doktorunuzun antibiyotik reçetenizi değiştirmesi de gerekebilir. Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu belirtileriniz için aile hekiminiz sizi bir üroloğa yönlendirebilir. Ciddi bulantı, kusma ve ateş durumunda ise acil servise gitmenizde fayda bulunmakta. Bakteriyel olmayan sistitler için sistit gelişmesine en sık neden olan faktör bakteriler olmasına rağmen bulaşıcı olmayan bazı faktörler de mesanenin enfekte olmasına neden olabilir. Bunlardan ilki ağrılı mesane sendromu, bir diğeri ilaç kullanımına bağlı sistit, bir diğeri radyasyon sistiti, diğeri ise yabancı cisim sistiti, kimyasal sistit ve diğer olağan nedenler şeklinde görülebilir. Peki ama sistitin risk faktörleri nelerdir? Sistit, kadınlarda yaygından ve birçok kadın yaşamları boyunca devam eden oldukça yaygın görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Kadınlara özgü risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Bunlardan ilki bir kadın bir erkeğe göre çok daha kısa bir üretraya sahiptir. Bu da bakterilerin mesaneye ulaşmak için kat etmesi gereken mesafeyi kısaltmaktadır. Cinsel olarak aktif kadınlar, cinsel olarak aktif olmayan kadınlardan daha fazla sistit hastası olma eğilimindedir. Her yeni bir cinsel partner sistit geçirme riskinizi de artırabilir. Ve bazı doğum kontrol tipleri de yine sistit olma ihtimalinizi artırabilir. Bunun yanı sıra menopozdan sonra kadındaki östrojen seviyesinin düşmesi sistite karşı daha savunmasız hale gelmenizi sağlıyor olabilir. Gebelik sırasında hormonal değişiklikler mesane enfeksiyonu riskini artırabilmektedir. Keza idrar yollarının tıkanması, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve kateter kullanımı da yine sistit olmanızı etkileyen faktörlerden bazılarıdır. Bu anlamda sistitten korunabilmek için ya da kurtulabilmek için neler yapılabilir? Bunlara da değinmek istiyorum. Öncelikle mutlaka bol su tüketilmesi gerekiyor. Yaban mersini suyu da sistit için oldukça faydalı bir doğal içecek. Bu anlamda yaban mersini kullanımına da özen göstermenizde fayda var. Bunun yanı sıra tuvalet temizliğinin önemini yalnızca sistit için değil, diğer pek çok rahatsızlık için hatırlamakta ve bilmekte fayda var. Önden arkaya doğru temizlik yapmak bu anlamda pek çok riski de ortadan kaldırabilecektir. Küvet ve deodorant kullanımı da yine oldukça önemlidir. Bu bölgeye deodorant kullanımı, herhangi bir hijyen spreyi kullanmak kesinlikle tavsiye edilmeyen ve sistiti hızlandırabilen, tetikleyebilecek faktörlerden bazıları. Ve güvenli tuvalet alışkanlığı edinmek de oldukça önemli. Pek çok sosyal alanda, kamuya açık tuvaletlerde hijyen probleminin olduğunu hepimiz biliyoruz elbette, hiç şüphesiz. Bu anlamda buraları kullanmaktan kaçınmak,
kendi kişisel tuvaletinizi kullanmak ve eğer iş yerinizde kullanmak durumunda kalıyorsanız da mutlaka kullanmadan önce hijyenini sağlamak sizin elinizde ve dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi. Bir diğeri ise cinsel ilişki konusunda da özen göstermek, seçici davranmak ve mutlaka bilinmesi gereken korunma yöntemleri arasında bulunan yöntemleri de tercih etmek sizin için oldukça önemli olacaktır. Sistit tanısı nasıl konulur? Sistit belirtileriniz varsa mümkün olan en kısa sürede hekiminize danışmalısınız ve belirtileriniz ve semptomlarınızı, bunun yanı sıra tıbbi geçmişinizi de inceleyerek doktorunuz size bu tanıyı koyacaktır mutlaka. İdrar tahlili, idrar kültürü, görüntüleme yöntemi, sistoskop gibi çeşitli pek çok yöntemle de sistit tanısı konulabilir. Bu anlamda benim aktarmak istediklerim, söyleyeceklerim bu kadar. Eğer daha önce siz sistit yaşadıysanız, bu sorundan nasıl kurtulduğunuzu, hangi ilaçları kullanıp tedavinizin ne kadar sürdüğünü veya bu konu hakkında varsa aklınıza takılan sorularınız bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle de kendi bilgilerinizi ve görüşlerinizi, deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda diğer videolarımı da paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.